Saat 10 gün başlıyorum son bölümüyle karşınızdayız. Stüdyomuzda RTV İstanbul muhabiri Nalin Öztekin bizlerle İstanbul gündem başlıklarını aktaracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İstanbul gündemine yine dün olduğu gibi bugün de aslında Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatın yansımalarıyla başlıyoruz. Çünkü hem Türkiye'nin hem dünyanın hem de İstanbul'un birinci öncelikli konusu haline gelmiş durumda. Ve buna ilişkin açıklamaları bugün de takip ediyor olacağız. Bugün Rusya ile TSK'nın ikinci ortak kara devriyesini gerçekleştirmesi bekleniyor. O devriyenin ardından da gündeme ilişkin, konuya ilişkin açıklamalar geldikçe paylaşacağız. Tabii ki Suriye'de aslında sadece harekatın bitmesiyle sonlanmadığı bazı durumlar. Bağdadi'nin öldürülmesiyle birlikte de aynı zamanda çeşitli açıklamalar geliyor. Açıklamalardan bir tanesi Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesur Barzani'ye ait. IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin örgütün tehditlerinin sona ermediğini söyledi. Bağdadi'nin ölümüyle birlikte IŞİD tehdidinin sona ermediğini belirtmiş oldu kendisi. Bunu destekleyen farklı açıklamalar da olmuştu. O açıklamalara yine biz RTV'de yer vermiştik. Bugün de devam edeceğiz konuya ilişkin, Suriye'ye ilişkin, aynı zamanda Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalara ve gelişmelere yer vermeye. Ve İstanbul'a dönecek olursak, İstanbul'da bugün önemli davalar görülüyor. Ne yazık ki gazeteciler bugün de haber takip etmekten ziyade, daha ziyade sanık olarak adliye koridorlarında bulunuyorlar. Özgür Gündem gazetesi kapatıldıktan sonra gerçekleştirilen polis baskınında gözaltına alınan meslektaşlarımız vardı. 22 gazeteciyle ilgili dava bugün 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Başlamasıyla bitmesi bir oldu diyebiliriz. Bugün bir karar çıkması bekleniyordu. Esasen uzunca bir süredir devam ediyor çünkü. Ancak yine erteleme çıktı. 2020 yılının Şubat ayına ertelendi. 22 gazeteci hakkındaki bu dava, burada gazetecilerin darp edildiği, zorla binadan çıkarıldığı, üstlerinin başlarının yırtıldığı görüntülere tanıklık etmiş. Buna ilişkin de duruşmada şu an için bir erteleme söz konusu. Bunu belirtelim. Bir diğer dava saat 11.40 itibariyle yine Çağlayan Adliyesi'nde görülmesi bekleniyor. Gazeteci Selman Keleş hakkındaki dava, o da 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek. Saat 11.40 itibariyle orada da duruşmadan sonra gelişmeleri biz takip etmeye devam ediyor olacağız. Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında da aslında bugün önemli davalar görülüyor. Kınalıada'da 2 yıl önce bir kadına tecavüz eden sanık M.A. isimli erkeğin yargılandığı davanın 3. duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görülecek. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.50 itibariyle, yani yaklaşık 1 saat sonra başlaması bekleniyor bu duruşmanın. 3. duruşma olması sebebiyle bir karar beklenmiyor, ancak sanığın beyanları, aynı zamanda mağdur tarafın beyanları neler olacak? Bunlara bakmaya, gelişmeleri takip etmeye çalışacağız. Kadın gündeminde bu şekilde yine adliyelerden görüyoruz bugün. Ve belediyelerde de çeşitli hareketlilikler var. Bütçe dönemi bildiğimiz üzere hem Ankara'da hem İstanbul'da. Beyoğlu Belediyesi'nde de bu bütçe dönemiyle ilgili aslında bir gelişme var. Beyoğlu Belediyesi'ne ayrılan yaklaşık 27 milyon liralık bütçede deprem bütçesine yer olmadığı ortaya çıktı. 2020-2024 stratejik planlamada Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'ın gezi programları, ziyaretçilerine vereceği hediyeler, özel gün ve haftalar içine ayrılan bütçe yaklaşık 27 milyon lira. 27 milyon lira bir köşede dursun, ancak bütçede depreme ilişkin bir kalem yer almadı ki yakın zamanda İstanbul deprem tehdidini en yakın yaşayan, en aslında sıcak yaşayan illerden bir tanesiydi. Beyoğlu da bu tehdidi yine en aslında belki de sıcak yaşayan ilçelerden bir tanesi. Çünkü çokça eski yapının bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Ancak buna rağmen Beyoğlu Belediyesi bu konuyu yeterince önemli görmemiş olacak ki buna ilişkin bir bütçe ayrımına gidilmemiş. Daha ziyade 27 milyon liralık bütçe tamamen şu anda stratejik planlamaya göre baktığımızda gezi programlarına ayrılmış durumda ve yine ziyaretçilere verilecek hediyelere, özel gün haftalar içine ayrılan bütçelere ayrılmış durumda. Bu duruma çok şaşırdık mı? Çok şaşırmadık. Kayyumlardan da biliyoruz aslında. Belediye bütçelerinde hediyelere ayrılan bütçeleri biliyoruz. Yemeklere, ziyaretlere, davetlere ayrılan bütçeleri biliyoruz. O yüzden Beyoğlu Belediyesi de benzer bir tabloyla şu anda karşımızda duruyor. Tabii ki buna ilişkin tepkileri de takip ediyor olacağız. Hem sivil toplum örgütlerinden, hem meslek odalarından, hem uzmanlardan bu konuya ilişkin neler söyleneceğine bakmaya çalışacağız. Ve yine tartışma yaratacak bir gelişmeyle bugün aslında bültenlerimize de devam edeceğiz ve ona da yer vereceğiz. Operatörler hangi otele gittiğinizi devlete bildirecek bundan sonra?
Bunu gün başlığında siz de yer vermiştiniz gazeteleri okurken. Yerli turist azaltacağı endişesiyle eleştirilen konaklama vergisinin yanında şimdi de devlet yerli turistin nereye gittiğini, hangi otele tercih ettiğini takip ediyor olacak. Bu aynı zamanda insanların kafasında ciddi soru işaretleri oluşturacak bir uygulama olabilir. Hı hı. Çünkü herkes gittiği yerin bilinmesini, takip edilmesini hı hı. istemiyor olabilir ki kişisel verilerin korunması kanununda da aslında buna benzer durumlar vardı. Buna ilişkin de hem uzman görüşlerine hem de vatandaşların ne düşündüğüne hı hı. bakmaya çalışacağız gün içinde. Ve son olarak cezaevlerindeki hak ihlalleri yine bizim önemli gündem başlıklarımızdan bir tanesi her zaman olduğu gibi. Tokat T tipi kapalı cezaevinde hasta tutuklu Şeymuz Koç'un babası Nuri Koç çocuğunun vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşaması ve sağ baş parmağını tutamaması nedeniyle 3 yılı aşkın bir süredir tedavi edilmediğini söyledi. Hem hasta tutuklular hem de cezaevlerindeki hak ihlallerinde neler yaşandığına da İstanbul'da ve bu bölgede neler olduğuna bakmaya çalışacağız. Tamam, çok teşekkürler Nevin aktardığın bilgiler için. Evet, İstanbul gündem başlıklarından sonra şimdi ekonomideki son durumu konuşacağız. Arte TV ekonomi editörümüz Mehmet Filoğlu bizlerle. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk, teşekkürler. Sakin bir gün nispeten ama haber akışı da bir yandan önemli haber akışları var. Bir tanesi Halkbank'ın Amerika'daki duruşmasıyla alakalı. 2 hafta önce Halkbank o duruşmaya katılmamıştı. Çünkü Amerika Mahkemesi'nin kendisini yargılamaya yetkisi olmadığını iddia etmişti. Amerika Mahkemesi de buna karşılık sana 2 hafta süre veriyorum. 2 hafta içinde ya kendin ya da hani seni temsil edecek avukat buraya gelir ya da yaptırımlarla karşı karşıya gelirsin tehdidinde bulunmuştu. Halkbank anladığımız kadarıyla aynı duruşmaya katılmama tavrını sürdürmeyecek. Bunun yerine duruşmaya katılacak ama hem duruşmanın hem soruşturmanın hem de hakimin reddini isteyecek. Dün akşam gelen haberler buna işaret ediyor. Aslında bu iddianame karşısında mahkemeye bir şekilde savunma vermesi, iddianamenin reddini istemesi dahi Halkbank'ın soruşturmanın içine dahil olduğunu gösterecek. Daha önce de söyledik, bu soruşturma hukuki bir soruşturmadan çok siyasi bir soruşturma. Sonucunu, sürecinin ve nasıl sonuçlanacağını iki ülke arasındaki ilişkiler belirleyecek diyelim. Onun dışında Türkiye'yi içine dönecek olursak dün akşam Yapı Kredi'nin 3. çeyrek karı geldi ve bankanın karı %12 düşüşle 975 milyon liraya kadar geriledi ki aynı dönemde yaklaşık %15'lik bir enflasyon olduğunu düşündüğümüzde bankanın reel olarak karının yaklaşık %30 civarında düştüğünü söyleyebiliriz. Neden düşüyor bu bankaların karları? Çünkü gerçekten ödenmeyen kredilerde çok ciddi bir artış var ve bununla alakalı dün akşam Reuters'ın geçtiği bir habere göre düzenleyici kurumlar Türkiye bankalarındaki ödenmeyen kredilerin yabancılara satışıyla alakalı bir mevzuat düzenlemesi hazırlıyorlar. Şu anda onların satışı çok kolay değil ki. Bundan birkaç ay önce de 2 deneme oldu. Türkiye'deki kötü kredilerin yani ödenmeyen kredilerin uluslararası yatırımcılara satılmasıyla alakalı 2 görüşme oldu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bu nasıl bir anlaşma olacak? Ne kadarlık bir borç silinmesiyle karşı karşıya gelinecek? Bankalar bundan ne kadar zarar edecek? Bu mevzuatın ayrıntıları bunu belli edecek diyebiliriz. Yine bankacılık sektöründen ayrılmadan Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası yeni dönem hedeflerine ilişkin bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Onu da takip ediyor olacağız. Son 2 konuyu da aktarırsak bir tanesi Türkiye-Çin İş Forumu düzenlenecek İstanbul'da, Taksim'de. Burada özellikle TÜSİAD'ın bunu düzenlemesi önemli. Zira son dönemde Türkiye'deki bazı politik çevreler Türkiye-Çin arasındaki ticari gelişmelerin artmasıyla ilişkin toplantılar, etkinlikler düzenliyorlardı. TÜSİAD'ın da buna dahil olması bunun belki de gerçekten Türkiye'nin resmi politikası olabileceğine işaret ediyor. Yine Çin'le tamamlayacak olursak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla alakalı birinci faz anlaşma muhtemelen önümüzdeki günlerde yapılacak. Amerika'nın da bir iyi niyet olarak Çin'e uyguladığı bazı gümrük tarifelerini azaltacağı iddia ediliyor. Bunun iyimserliğiyle özellikle Amerikan borsaları dün akşam dünya rekor seviyelerden kapandı ki son birkaç haftadır bunun iyimserliği piyasalarda hissediliyor diyelim ki dün aynı şekilde Türkiye borsaları da bunun etkisiyle, bu haberlerin etkisiyle %1,5 yükseldi diyebiliriz. Tamam, çok teşekkürler Mehmet. Evet, şimdi hemen Diyarbakır'a geçiyoruz. Arte TV Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgedik bize Diyarbakır ve bölge gündem başlıklarını aktaracak. Söz sende Bahar.
Evet, Van'daki gözaltılarla başlayalım. 1 Kasım'da Van'da bazı evlere operasyonlar yapılmıştı. 15 kadın siyasetçi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevkleri yapıldı. 13 kadın siyasetçi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kebire Budakbeyoğlu Karaköy ile Demokratik Toplum Kongresi üyesi Mukaddes Karakoç tutuklandılar. 2 tutuklama var Van'da. Diyarbakır'da da önceki gün operasyonlar yapılmıştı HDP'lilere yönelik. Bağlar Belediye Meclis üyesi Yusuf Ziya Yavuz ve Leyla Aygül tutuklandı. Hatun Yıldız ise serbest bırakıldı. Diyarbakır'da da 2 tutuklama var. Dün İHADE İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi kayyum raporunu açıkladı. 31 Mart seçimlerinden bu yana kaç belediyeye kayyum atandı, kaç belediye eş başkanı tutuklu, bunların verileri paylaşıldı. Bunu biz aktaralım. Seçim sonrası HDP'li 6 belediye eş başkanına kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatanın verilmediği belirtildi. Yine 43'ü belediye meclis üyesi, 4'ü il genel meclis üyesi olmak üzere 47 kişiye de yine aynı gerekçelerle mazbata verilmediği belirtildi. 3'ü büyükşehir, 1'i il olmak üzere 15 HDP'li belediyeye kayyum atandı. 18'e resmi, 26 belediye eş başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13 belediye eş başkanı ise tutuklandılar. Veriler bu yöndeydi. Tabii kayyum atamaları ve tutuklamaların hem yasaya hem anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Seçme ve seçilme hakkına yönelik bu tür ihlallerin de demokratik hukuk devleti anlayışında ağır tahribatlar yarattığı, toplum nezdinde de kutuplaşmaya neden olduğu belirtildi. Bu hukuk dışı uygulamaların halkta seçime olan güveni de sarstığı belirtildi. Neler yapılması yönünde çağrılar var. Seçme ve seçilme hakkının güvence altına alınması, çatışmalı sürece son verilmesi ve Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi yönünde çağrılar vardı. Dün Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi'ne de kayyum atanmıştı. Bugün basın açıklaması olacak. HDP Mardin İl Örgütü kayyum atanan Kızıltepe Belediyesi önünde saat 11'de bir basın açıklaması yapacak. Yine Urfa Tabip Odası'ndan önemli bir çağrı var Adalet Bakanlığı'na. Onu da aktaralım. Tabip Odası GRESİP'de görevlendirilen sağlık çalışanlarıyla ilgili özellikle can güvenliklerinin olmadığı ve yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yönünde şikayetler geldiğini söylüyor. Böyle bir açıklaması var. Türk Tabipler Birliği'ne de bunu belirttiklerini söylediler ve Adalet Bakanlığı'yla bu noktada da bir görüşme sağlanacak. GRESİP bölgesindeki hastanenin hemen yakında bir patlama olduğunu belirtiyor sağlıkçılar. Orada görevlendirilen sağlıkçılar hayati tehlikelerinde devam ettiğini belirtiyorlar ve bu noktada da bir can güvenliği noktasında, önlemler alınması noktasında tabip odasının çağrısının olduğunu belirtelim. Sözü size bırakalım. Evet, çok teşekkürler Bahar aktardığın bilgiler için. Evet, İstanbul ve Diyarbakır'daki son gelişmeleri aktardık. Ekonomideki durumu da konuştuktan sonra şimdi stüdyomuza konuklarımız bizlerle, hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Zetije Müzik Grubu'ndan Ali Doğan Gönül Taş ve Adnan Aktağ bizlerle, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz dedikten sonra hemen sizin Mest isimli şarkınızın klibini yayınlayalım. İzleyicilerimizden izledikten sonra da sohbetimize başlayalım. Tamam. Müzik grubunun Mest isimli şarkısının klibini seyrettik. İkinci albümleriydi. Yeni çıktı. Öncelikle hayırlı olsun. Klibiniz de hayırlı olsun. Yeni albümün hikayesini geçmeden önce yanlış telaffuz edeceğim diye de korkuyorum. Zetije'nin hikayesini dinledikten sonra da albüme geçelim mi? Olur. Zetije 2007 yılında İstanbul'da, hatta Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen gençlerin oluşturduğu bir ekip. Tamamen müzik yapma amacıyla bir araya geldi. Sonrasında kendi müzikal çizgisini oluşturdu ve 2015'te 8 sene aradan sonra ilk albümü Yanlışımız Var'ı çıkardı. Ardından 4 sene sonra da ikinci albüm Uru çıkardık geçen ay. Müzikal yolculuğuna devam ediyor. Kısaca böyle. Ur'un şimdi yeni çıkan albüm Ur. İçinde evet. Kaç parça var albümde? 10 şarkı var. 10 şarkı. Zazaca, Kürtçe ve Türkçe eserlerden oluşuyor. Bunların hepsi beste. Kendi sözünü ve müziğini bizim yaptığımız, bizim aranjörlüğünü ve yönetmenliğini yaptığımız bir iş oldu. İlk
şarkımızı da dinledik Mest'in. Evet, Mest'in klibi tabii çok güzel. Evet, ama benim gibi mutlaka anlamayanlar vardır. Sound'u çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Hem sound'unu biraz konuşalım, biraz farklı geldi bana. Bir de tabii sözlerini anlamadığımız için neyi anlatıyor? Çünkü klibin içerisinde Steve Jobs'tan, Bill Gates'e, astronottan farklı görüntüler var. Mutlaka orada vermek istediğiniz mesajlar var. Onlar neler? Ben aslında şunu kendi adıma daha doğru buluyorum. Bak, bir şeyi izleyip oradan kişide ne kalıyorsa onun hakiki olduğuna inanıyorum. Ama bazı noktalarda ister istemez tebliğ etmek ve yönlendirmek durumunda kalıyorsunuz. Klip özelinde de müzikal açıdan aslında çok farklı bir şey yapalım derdiyle değil de kendi çizgimiz olsun. Ve biz neyi duyuyorsak, bizim burnumuzun ucunda ne varsa biraz bunu duyuralım ve de bunu anlatalım derdiyle hep hareket ettik. İlk albümden bugüne böyle gerçekleşti. Bu albümde de genel olarak hem sound'u bu algıyla, yani biçimi hem bu algıyla sabit tutup, içerikte de Mest aslında bir gencin hikayesi, bir anti kahraman hikayesi. Bir cem ayinine giren bir gencin gördükleri karşısında çok şaşırması ve olayı çok büyütmesiyle meydana gelen bir şarkı. Çünkü öyleyizdir, bir şeyleri görürüz ve heyecanlanırız. Hele onu anlayamamışsak, ilk etapta da bize de güzel gelmişse bir sürü metiye düzeriz ona dair. Ama onun arka planına dair aslında çoğu zaman eksiktir. Bu karakterleri görürüz, onları çevremizde hep görürüz. Onlar dipnot hastasıdır. Nietzsche demiş ki, işte Godard demiş ki, Foucault demiş ki, hemen bir dipnot yapıştırılır, yardıma hemen bir başka düşünürün sözleri gelir filan. Bu arkadaş da, albümdeki arkadaş da Jodorowsky, yönetmen olan Jodorowsky'den çok etkilenmiş. Biraz da onu İronik bir şekilde sözlerden peki tam nasıl, hani çeviriye çok az yaparsak eğer? Sözlerden şimdi direkt şey oldu, ters geçiş oldu. Nasıl olabilir? Al iç aşk ile önünde kapılar açılsın, başına güneş geçmesin. Ne kadar ilginç, tıpkı Jodorowsky filmleri gibi. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Güzel. Biraz size de söz verelim, siz neler söyleyeceksiniz? Klip hakkında mı yoksa? Genel olarak grubun mı? Kurulmasından bu yana ve albümde ikinci bir albüm. Nasıl içinde yer aldınız? Çıkış noktası, sound'u nasıl belirlediniz? Çünkü farklı. Evet, farklı aslında. Bu belki birinci albümle biraz kıyaslayıp yol almak lazım. Birinci albüm biz iki bölümlü yapmıştık. Birinci bölümü gelenekseldi ve geleneksel sazlar ağırlıklıydı yine. İkinci bölümde de birinci bölümün dışında, geleneksel olanın dışında bir sedayla bir bölüm yarattık. Orada da aslında biz ikinci albümün donelerini vermeye başlamıştık. Yani ikinci albümün biçimine dair ipuçları orada vardı. Fakat kullanılan sazlar yine geleneksel sazlar ağırlıklıydı. İkinci albümde de şey yaptık, bunu gerçekleştirdik. Fakat kullandığımız sazlar artık geleneksel sazlar değildi. Yine var. Fakat ağırlıklı olarak yer almıyorlar. Bunun yerine işte artık elektrikli sazlar girmeye başladı. Zaten bunlar da dinleyicilerimize bir hafiften bir şok etkisi yarattığını görüyoruz biz. Bir yabancılaşma durumu var. Yaptığımız müzik de aslında biz bunun zorluğunu çok çektik. Hangi şeye koysak, hangi başlığa koysak diye. Aslında böyle yol almanın çok da sağlıklı olmadığını gördük. Şundan dolayı biz böyle yapmaya çalıştıkça birine benzemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla da yaptığınız müzik bir yerden sonra sapmaya ve istediklerinizin dışına çıkmaya başlıyor. Evet. Fakat buyurun. Yok, siz devam edin. Bitti diye şey. Fakat böyle yol almıyor. Şöyle oluyor. Yani artık iletişim çağında birçok müzikle haşır neşir oluyorsunuz. Bütün dünya müziklerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla sizi besleyen müzik artık sadece bulunduğunuz bölgeye ait bir müzik değil. Yani dünyada bütün müzikleri dinliyorsunuz artık. Dolayısıyla sizin deneyim süzgecinizden geçen şeyler de artık tek bir müziğe ait olmuyor.
Dolayısıyla biz de ne yapalım dedik? Kendi müziğimizi kendimiz adlandıralım dedik. Herhalde biz deneyimlerimizden faydalandığımıza göre yine bu kavramdan yola çıkarak müziğimizi de böyle adlandırabiliriz dedik. Yani biz deneyimsel müzik yapıyoruz. Fakat bunu yaparken de bizde etki yaratan şarkıları, müzik dünyasının aynısını ya da taklit ederek değil de kendi yaratıcılık süzgecimizden geçirerek aslında bir şeyler koymak niyetindeyiz. Dolayısıyla bu albümde biraz belki füzyon denebilir. Böyle bir özgün. Sound, evet, özgün bir tarafı var. Adlandırdık, deneyimsel müzik dedik. Böyle bir şey çıktı ortaya. Bunun dışında bir konsepti var tabii albümümüzün. Şehir temalı bir albüm. Bunda da çok şey yaptık. Yani kavramsal olarak nereye oturtabiliriz? Şarkıları oluşturmakta hepsini ayrı ayrı düşünerek, süzgeçten geçirerek bir paket haline getirdik sonunda. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hocam siz bir şey soracaksınız. Evet, biz biliyoruz sizin hangi enstrümanlarını çaldığınızı burada not olarak geldi önümüzde ama izleyicilerimiz açısından siz hangi enstrümanları çalıyorsunuz bu parçalarda? Aha. Klipten çok çıkartamadık onu. Eyvallah. Klip böyle dönüp 2-3 defa bakıldıktan sonra biraz anlaşılır evet, oluyor. Evet. Yani biraz saklamışsınız onu. Evet. Biraz kendinizi katmanlı göze sokmayalım istiyoruz. Evet. Klipte de yani oradan geleceğim sorunuza ama klipte özellikle tercih ettiğimiz bir şeydi bu. Hani direkt göze sokmayalım. Biraz merak uyandırabileceğine inandığımız için de İşte bir görüntü var ve onun üzerine çeşitli dijital efektler, onların içerisine bir video daha, böyle üç katmanlı bir şey yapmak istedik. Yani seçilmiyor, evet. Ben cura çalıyorum. Aynı zamanda elektrik gitar çalıyorum. Adnan da hem elektrik gitar ve cura çalıyor. Başka hangi enstrümanları kullanıyorsunuz? Davul var, bateri var. Gamze Yılmazer davul, kadın bateri çalıyor. Bateristiniz. Evet. Ve Serhat Ayebe, o da bas gitar çalıyor. Daha batı enstrümanları ağırlıklı, işte cura desteği var. İlk albümde dediği gibi Adnan'ın daha sound olarak, duyuş anlamında daha yerleşik, geleneksel sazlar tercih ettik. Bu düzende mi çıkıyorsunuz yoksa destek alıyor musunuz? Arkanızda? Bu düzende, arada saksafon yani, ve klarnet desteği alıyoruz. Saksafon, nefesler de nefesler var. Alıyoruz evet arada. Hmm. Çünkü vurmalı, telli, o da yetmeyebilir gibi geliyor. Yetmeyebiliyor sanki. Aslında şey, bu sizin neyi tercih ettiğinizle alakalı. Elektrik gitar, bas gitar, davul yani bateri temelinde bir sound da oluşturabilirsiniz. O sizin neyi talep ettiğinizle alakalı bir şey. Hani ne kadar sade ya da komplike bir duyuş elde etmek istiyorsanız ona göre de enstrüman seçiyor. Sadece vurmalı sazlarla da besteler yapılıyor, şarkılar sanıyor. Ya akapella da yapabilirsiniz. Hiç sazlara gerek duymadan tamamen vokal tekniğiyle de çeşitli vokal biçimleriyle de müzik elde edilebiliyor. İşte şey var ya, Boğaziçi Caz Korusu var. Evet, hiç enstrümanı yok onun. Evet, hepsi evet, insan evet, sesinden evet, oluşuyor. Evet. Peki sahne deneyimleriniz var mı? Yani izleyiciler sizi bir yerde izliyorlar mı yoksa sadece... Evet, evet. Geçen ay diyorum. Geçen hafta albüm lansman konserimizi yaptık. Şişli Kent Kültür Merkezi'nde İstanbul'da. Güzel, büyük salon yani. Evet. Orası yani 600 kişiden fazla. Evet, evet, evet. Güzel geçti, memnunuz. Önümüzdeki hafta ayın 23'ünde İzmir'e geçeceğiz. Orada Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konserimiz olacak. İstanbul'da yine olacak. Böyle peyderpey konserler geliyor. Evet. Var mı başka klibimiz bizim izleyeceğimiz arkadaşlar? Bu albümde yok. Bu albümde yok. Bu albümün ilk video klibi bu. Tek video klibi bu. Albümün ismi Ur dediniz. Ur o 10 şarkıdan biri mi yoksa bir genel mesaj mı içeriyor orada? Evet, genel olarak albüme verdiğimiz isim, yani bir şarkının ismi değil. Fakat her bir şarkı Uğur'un bir parçası yani. Bu da şehir temalı bir albüm. Bunu yapan ilk kişi biz değiliz tabii ki. Bu herhalde şehrin öneminin giderek artmasından, zaten önemi çok büyüktü. Fakat giderek artan bir durumuyla alakalı bir şey. Biz de bunu yaptık. Yani 10 tane parça var. 10 tane parçanın da her birinin ayrı ayrı başlığı var. Şehre dair dertleri,
konu ediniyor. Bunlar içerisinde işte iktidara dair, aşka dair, insana dair, akla dair, iletişime dair vesaire başlıklar var. Bunları işledik bu albümde. Yine bunu yaparken de yani şehir biraz kavramsal olarak biraz gerilere gittik. Bir araştırma içerisinde bulunduk, ne var ne yok diye. İlk şehir nerede oluşmuş, ne bitmiş, içindeki dertler nelerdir, bunları biraz gözlerimiz altına aldık. Aslına baktığımızda bazı şeylerin çok değişmediğini görüyoruz. Mesela ben bunlardan bir tanesi iktidar. İktidarın değişmediğini görüyoruz. İktidarla ilgili hukuksal işlerin değişmediğini görüyoruz. Bunun dışında giyim kuşamla ilgili şeylerin de değişmediğini görüyoruz. Mesela Noah Kramer, işte Sümerler üzerine çalışan bilgilerden bunun üzerine bahsediyor. O zamanlarda yine giyim kuşamla ilgili problemler var yani. Bu bilgilere rast geliyoruz. Fakat modern dünyayla birlikte değişen kavramlar da var. Dijitalleşme. Bu da albümde işlediğimiz. Yalnızlaşma da mesela, evet, bu zamanın sanki daha şeymiş gibi. 100 senenin icadıymış evet, gibi. Yani tüm bunlar aslında baktığında değişmiyor. Yani giderek de büyüyor. Hepimizin sancısı olmaya başlamış. Yani hem hastalıklı bir anlamda bir ur var, hem de bir ses benzerliğinden dolayı ilk kurulan şehir olduğu düşünülen Uruk şehrinde, zaten Sümerce'de Ur şehir anlamına geliyor. İkisinin de bir yakın benzerliğinden dolayı iyi denk geldi biraz da. Albümün ismine de yakışacağını düşündük. Kavramsal olarak da iyi oturacağını düşündük. Dolayısıyla bir... O zaman oradan sizin grubunuzun isminin anlamına da gelelim mi? Ne demek ve neden o ismi seçtiniz grubunuza? Zetice güneş gibi demek. Aslında biz yaptığımız müziği hem de kendi hayatımızı tanımlarken böyle çok net ifadeler kullanmayı sakıncalı görüyoruz. Büyük iddiamız yok. Gözümüzün önündekini görsek, burnumuzun ucundakini görsek mottosu hep başından beri kendini hissettirdi. Grubun ismi de biraz buradan ortaya çıkıyor. Güneşi ve onun yarattığı aydınlığı, aydınlanmayı, umudu önemsiyoruz. Ama kendimizi bunun merkezinde görmüyoruz. Yakınlarında görüyoruz. Güneş gibi. Güneşin kendisi değil de belki ufak bir parçası gibi. Müziğimizde de o parçayı hissettirme, o sıcaklığı, o açılmayı, bazen o kayboluşu hissettirmeye çalıştık ve aslında biraz da kendiliğinden gelişti o süreçte netice. Güzel. Peki dijital platformlarda yer alacak mı albüm? Var, alıyor mevcut mu? Şu an Spotify'da, yani reklam vermek her şey. Spotify yok, gibi dijital mecralarda bulabilirler. YouTube'da dahil. Sonrasında peki konser olacak mı? Evet olacak. Konserler dediğimiz gibi 23'ünde İzmir var. Aralık'ta İstanbul'da iki konserimiz olacak. Şu an bildiğim, direkt aklımda yok ama 20 Aralık Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz. Harika. Yani gelecek Cuma konserler. Cuma gününe geliyordu galiba 20 Aralık. Evet. Cuma günü. Peki bize sizin gibi gelen sanatçı, müzisyen arkadaşlar geliyor. Hatta isim yapmışları da var. Ama hepsinin dert yandığı, finansal olarak aslında müziğin çok kazandırmadığı, hepsi özellikle normal mesleki hayatlarına devam edip ondan sonra aslında hobi gibi devam ediyorlar. Sadece müziğe yönelsek biz geçimimizi sağlayamazdık açıklamalarında hep bulundular. Sizler de öyle misiniz? Zetici olarak devam edip ama bir yandan da normal hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Bunlara da tek tek cevap vermek gerekiyor. Bu konuda yani ben kendi adıma onlardan bir tanesiyim. Tek başına müzikle hayatımı idame ettiremiyorum. İdame ettirmeye çalışan da zor idame ettiriyor gerçi. Evet. Böyle bir şey de var. Bunun yanı sıra çevirmenlik yapıyorum. Onun dışında bitirmeye çalıştığım bir doktora tezim var. Hangi alanda? Felsefede. Felsefede bitirmeye çalıştığım bir doktora tezim var. Öyle devam ediyor. Onun dışında sinema öyle devam ediyor yani. Sinemada da var mı çalışma? Evet. Sinema var. İzleyici değilsin. Yok, yönetmenim. Yönetmen olarak devam ediyorum.
Biraz onlardan da söz edelim. Yani neler yaptın şimdiye kadar? Bildiğimiz... Bir tane film yaptık. Onda yine Ali de projenin içerisindeydi. 2015-2016'da bitti. İstanbul Film Festivali, ondan sonra işte Duhok Film Festivali gibi çeşitli festivallere dolaştık. Ana film yarışmasına girdi film. Neydi filmin ismi? Benim Kendi Hayatım. Benim Kendi Hayatım. Evet öyle. Şimdi yeni projeler için tabii hazırlanıyorum. Belgesel mi bu, kurgu mu? Kurgu. Kurgu film. Kurgu. Aslında yarı, yarı kurgu, kurgumacı, evet, yarı, yarı kurgumacı. Gerçekçi. Aha, öyle. Hmm. Hani docu-fiction, kurgu, belgesel bir film. Devam ediyor. O da yanı sıra onu da devam ettiriyorum. Böyle devam ediyor. Yine ama tek sanatla başına sanat. Tabii ki isteğimiz o ama bunun dışında işte çevirmenlik yapmak zorunda kalıyorum hayatımızı. Evet, Nejat Yavaşoğulları yani Bulutsuzluk evet. Özlemi Türkiye'nin en önde gelen 5 grubundan biridir herhalde. Ama Nejat mimar. Yani mimarlık yapıyor. Yani yapmak zorunda hayatını idame ettirebilmek çok için. Çok doğru, çok doğru. Yani, siz peki? Ben müzikle uğraşıyorum sadece. Ayrıca da kendi kişisel bir projem var. hem Zetice hem de onu beraber götürmeye çalışıyorum. Hani solo olarak da bir projem var. Ama hani geçiniyor musunuz derseniz geçinmiyoruz. Geçinemiyoruz daha doğrusu. Ama bir yerde bu işi yapmak salt ekonomik karşılığıyla açıklanacak bir şey değil ya. Yoksa şiir de yazamayız. Yani şiire de böyle bakamayız. Edebiyata böyle bakamayız. Gazeteciliğe de öyle bakamayız. Değil mi? Yani evet. Der ya. Yani bunu aşan bir tutku var her şeyden evvel. Yani yazmasam delirirdim diyen adamı da biraz da anlamak düşüyor evet, burada. Geçen akşam, geçen pazar Tülayan Tekelioğlu Tele1'de babasını ağırladı. Hı hı. Babası da aktivist bir profesördür, Yavuz Hoca. Dedi ki yıllar önce babam bana dedi ki üniversiteyi bitirdiğimde işte ne yapacaksın falan. Bir de yönlendirdi beni işte gel akademisyen ol. Cumartesi pazarın olur, resmi tatilin olur, düzenli bir hayatın olur falan. Ondan sonra senle o sırada dedi şeye gitmiştik Nick Nolte'ın Ateş Altında filmine ve kabus gibi bir film gazeteci için. Bir arkadaşı vuruluyor, öteki de onun fotoğrafını çekiyor, o filmin peşinde Nick Oraga'da. Ben dedi çıktığın zaman sen dedi o zaman 15 yaşında falandın, ben gazeteci olacağım baba dedim ya falan filan. Ve hoca şöyle sordu. Peki dedi, seçtin bu yolu, mutlu musun dedi, seçtiğin için. Gel gitleri var bir de. Tabii canım. Ya zaten bir bütün olarak mutlu olmak da hangi, yani olayı sadece mesleki olarak değerlendirmiyorum. Bir bütün olarak kimse mutlu ya da mutsuz olamıyor ki. Evet. Her şeyin kendi içinde bir dengesi var. Size hangisi hitap ediyorsa, hangisini tercih etmek hoşunuza gidiyorsa bunu tercih evet. ediyorsunuz zaten. Yoksa bazen kendi çıkarınızın tersine davranıyor, davranabiliyorsunuz. İnsanda böyle bir şey. Evet. Hani bir reçetesi yok. Bunu kullanırsan iyi olacak diye bir şey yok. Size ne iyi geliyor? Sizi içsel olarak ne tatmin ediyorsa biraz onunla hemhal evet. oluyorsunuz. Bir gün doğa yürüyüşüne gitmiştik. İşte Adapazarı, Bilecik arasında. Ben de onların fotoğraflarını çekip haberini yapacağım. Köylülerle karşılaştık. Böyle virajlı yerlerden geçiyoruz. Onlar yoldan yürüyor. Bizimkiler de böyle çıktı. Ben de en arkalarından gidiyorum. Bir tanesi dedi ki ne bu falan dedi. Ya bunlar dedi deli bozuklar dedi. Düz yollar dururken dedi şeyler derelerden geçerler dedi. Evet, evet. Köylünün amacı ulaşmak. Ulaşmanın yolu da. Düz yol varken niye oradan gidiyor? Evet, evet. Sanatçılar işte o düz yolu bırakıp aralardan evet. geçer. Bizim yollara itirazımız var. Çünkü evet, evet oraya asfalt geldiğinde oradaki doku da bozulacak aslında onun evet. farkında değil bir yerde. Bizim biraz asfalta itirazımız var. Zaten biraz bu konuda Don Kişotluğu ben olumlu buluyorum. Tabii sıradan, izoman sıradan insan olursun değil mi? Yani sabah 9, akşam 18 üniversiteyi bitirmişsin. Ondan sonra bir işin var, devlet dairesinde maaşın da var. Evet, gidiyorsun, geliyorsun. Sonra geliyorsun 60 yaşına, bir ömür yaşadın. Evet, ne evet. var? Ya su gibi akıp geçti, hiçbir şey yok. Fırıl fırıl. Aslında buradaki o sıradanlık kavramı var ya, o bence çok bana sıra dışı geliyor.
Yani bazen dönüp dışarıdan bakınca her şeyin bu kadar kurgusal oluşu, işte 7 yaşına gelince ilkokula başlarsın, 20 yaşına gelince erkeksen askere gidersin, şu zaman dilimlerinde şunu yersin, şu zaman dilimlerinde şunu giyersin gibi bir bizim önümüze şablonik bir şey geliyor. Bu bana çok sıra dışı geliyor. Yani buna tabi oluyorum tabii ki. O kadar da dışında değilim ama böyle dönüp baktığımda da herkesin bir yeminmiş gibi bunun peşinden gitmesi tuhaf geliyor bana. Evet. O yüzden Don Quixote... İşte onun fotoğrafını çekince sanatçı oluyorsun. Yani o hayatın, evet, evet, kurgulanmış hayatın dışından baktığın zaman. Evet, evet. Anladığım kadarıyla siz bu yolda gideceksiniz. Evet. Dışında Serhat da var. Serhat Ayabe ve Gamze Yılmazel de hayatlarını tamamen müzikle idame ettirmeye çalışan arkadaşlarımız. Evet. Onlar yurt dışında yaşıyorlar. Keşke burada olsalardı. Yok, buradalar. Burada yaşıyorlar. Burada yaşıyorlar ama onların da bugün ikisinin de farklı işleri vardı. Evet. O yüzden aramızda olamadılar. E güzel. Evet. Evet, Zetije olarak aslında 4 kişisiniz diyebiliriz. Konser olduğu zaman dördünüz mü sahneye çıkıyorsunuz? O nasıl oluyor? Bu konserin... Vokaller, ikiniz de vokalsiniz aynı zamanda, değil mi? Aynı zamanda Gamze de vokalde. Bu konserin yerine ve büyüklüğüne göre bazen değişebiliyor. Konsere göre nefesli dahil edebiliyoruz. Gelecek zamanlarda belki söylemek doğru bilmiyorum, bir elektronik bir katkı eklemek istiyoruz. Bunlar olacak ileride. Böyle yani, evet. Sahnesine, mekanına göre değişiyor. Evet. Ama kafamızda bir elektronik altyapıya geçme fikri var, uzun süredir vardı. Hatta bu albümde de biraz daha elektrikli bir sound arzuladık. Ama dinleyicileri çok da şey yapmıyorlar istedik. Peki biraz... ilk albümde öyle değil miydi? İlk albümde elektrik sound yok muydu? Yok. O zaman alttan... sizi ilk albümde çok beğenenler bu ikinci albümde biraz şok mu yaşayacaklar? Yaşadılar gibi. Sanki bu şeylerin izlenimlerini ediyoruz. Ben ikinciyi sevdim. İlkini bilmiyorum. Yani doğal. Biz biraz aslında ilk günden itibaren kendi müzikal deneyimlememizi de, o yüzden deneyimsel diyoruz. Kendi müzikal sürecimizi de sınayalım istiyoruz. Çünkü müzik dinlerken de öyle bakıyoruz. Çok tek tip bir müzik dinleme durumumuz yok. Artık dünya hakikaten küçük bir köy oldu ya. Bir dijital mecraya girip İsveç'in bir köyündeki müziği dinleyebiliyorsunuz. Ya da bir Finlandiya müziği dinleyebiliyorsunuz. Yerel Afrika müziği dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o etki ister istemez zamanla sizi de yoğuruyor. Bizim 6-7 senedir hep aklımızdaydı elektrikli bir duyuş. Aslında bence isteyelim. Çok güzel bir yerdesiniz. Neden? Şu an dünyada en büyük trend etnik house müzikler. Yani gece kulüplerine, hani dünyadaki gece kulüpleri olsun, Meksika Tulum çok meşhur bir yerdir. Oranın DJ'leri meşhurdur. Şu an sound müzik olarak etnik müzik. Hani herkes çok eğleniyor club'ta, dans ediyor bilmem ne ama o sound'un altında hep etnik müzik var. O yüzden siz... hani onları takip ediyor musunuz bilmiyorum ama güzel bir yola gittiğinizi söyleyebilirim. Ben çünkü şu an en çok dinlenilen müzik tarzı etnik house diye geçiyor. Bence şu an sizin bu ikinci albümde ona giriyor gibi. Tabii müzik ben yanlış bir şeyler de söylemek olabilir. İstemiyorum ama. Ya bu konuda biraz bizim şikayetimiz var. Etnik olarak görülmek anlamında. Biz bunun üzerine çok konuşur tartışır ederiz. Yani etnik müzik mi yapıyoruz, etnik müzik mi yapıyorlar diye. Bu biraz yani bakan ve bakılanla alakalı bir şey. Bakan eğer iktidarsa, büyük bir yerdeyse, küçük gördüğün etnik olarak diliyle, yaşam dünyasıyla orayı sıkıştırıp, kendi altında konumlandırıp onu etnik, dolayısıyla bunu siyasi bir söyleme dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bir saz ne kadar az kullanılsa da onun etnik değil bir saz olarak biz görüyoruz aslında. Çünkü etnik kavramının kendi içerisinde ve dünyada iktidarın da yaratmak istediği şey onu hep bir yerde tutmak, sıkıştırmak. Ve bunu sanata da bulaştırıyorlar değil mi bu düşünceyi? Tamamen marketingle alakalı bir şey. Yani biraz... onu raftayı çabuk görelim diye oraya etnik müzik etiketi yapıştırıyorum. Ben kendi müziğime niye etnik diyeyim ki? Bu benim müziğim.
Ya da niye kendi kültürümü etnik kültür diye görüyorum ki tamamen... Bu ülkeye aitim yani. Tabii ki yani dünyaya aitim ve hani buna böyle oryantalist bir bakış oluyor bir yerde. Var içerisinde evet. Şeyleri var, damlaları var. Tabii yani o etnik meselesi kime göre etnik? İşte Greenwich noktasına göre mi etnik? Mesela sorunlu bir kavram geliyor biraz bize. Evet, doğru. Biraz şikayetçiyiz biz. Doğru. O yüzden bunu yani kullanmaktan bunu yapanlar da kendileri söylüyor ama bazen değil mi? Evet. Tabii. Evet, yani tabii. Bizzat bu müziği icra eden etnik müzik yapıyoruz. Etnik diyor. Müzik yapıyoruz diyor. Ya biraz aslında şimdi kavramlar gündelik hayatı başlıyor. Da var ediyor. Şimdi bu etnisiteden hareketle işte yöresele doğru gidiyorsun. Tabii. Dün Suadiye'de gördüm. Duvara böyle dişi olarak koyup üzerine badana yapmışlar. Davulcu ilanı ama o şöyle yerel davulcu. Yerel davulcu. Şimdi hani Ramazan davulcu. Evet. Aslında düğünlerde falan şimdi davul zurna ekibi var. Geliyorlar kız çıkartmak için evden falan. Öyle gelenekleri sürdürenler onlar için yöresel davulcu, evet. Yöresel. Yöresel lezzet başka gibi. Tabii yöresel başka, o yörenin yöresel. Kültürünü yansıtır. Fakat etnik kavramı hani tekrar oraya döndüm biraz problemli, içinde sorunları barındırıyor. Yoksa mesela gitara baktığımızda, gitarın tarihini araştırdığımızda o da muhakkak bir yere dayanıyor. Fakat biz bunu etnik diyor muyuz demiyoruz. Bu biraz da içinde bulunduğu açısı. Dünyanın diğer dünyacıklara dayatmasıyla alakalı bir şey. Bu da siyasi olarak sorunlu. Son dakika içerisinde sizin albümde bir de düetiniz var. Ondan da biraz hemen bahsedelim. Tabii. Sonra da biz programı kapatacağız. Evet. Evvela teşekkür ederiz davet için. Çok sağ olun. Çok mutlu olduk. Hoş bir sohbet oldu bizim adımıza. Son olarak Varvay bizim albümde yer alan Zazaca şarkılardan biri. Yalın Ayak demek. Bu şarkıyı Cihan Barbur'la beraber seslendirdik. Sağ olsun o da bizim davetimizi kırmadı. Onu da en başından beri istedik. Bu dili bilmeyen birine bu klamı söyletmeyi. Çünkü şarkı bir dilin kaybolması üzerine, Zazaca'nın kaybolması üzerine, kaybettirilmesi üzerine. Yani tırnak içinde asimilasyon meselesiyle alakalı bir şarkıydı. Ve bunun daha kontra durmasını istedik. Yani bir Kürt ya da bir Zaza müzisyen tarafından değil, bunu bu dili bilmeyen bir müzisyen tarafından söylenilmesi bence dikkat çeker diye düşündüm. Arkadaşlarım öyle düşündü ve bu fikri sevgili Cihan'a sunduk. O da çok hızlı bir dönüş yaptı. Bir sonraki klip istedi. O düetten gelme ihtimali var mı? Bize bağlı değil o kısmı. Eğer Cihan müsait olursa çok istiyorum. Tamam. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Adnan? Ben de teşekkür etmek istiyorum kendisine. Bizim albümümüze katkıda bulunduğu için, yanımızda olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında iyi dinlemeler diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Albümümüzün yolu açık olsun diyoruz. Çok sağ olun, katıldığınız için tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, Günbaşı Yorum bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Zetije müzik grubuydu. Yeni albümleri çıktı. Dijital platformda da bulabilirsiniz. İlk klibini biz buradan yayınladık. Mest şarkısının klibini. Evet, yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.